Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyor. ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Levent Tüzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınımıza. Günaydınlar. Evet. E e Levent Tüzel e geçtiğimiz günlerde Demokrasi için Birlik bir e bildiri yayınladınız. E gündeme ilişkin onu sizden e alalım. E demokrasi için Birliğin işaret ettiği şeyler nelerdi? Evet. Evet. Öncelikle izleyicilerinize iyi günler diliyorum demokrasi için Birlik daha öncesinde Haziran ayında 2021'de bir demokrasi konferansı düzenlemişti ve orada memleketin ülkenin temel sorunlarına değinip bunu siyasi dünyadaki işte hem muhalefet partileriyle millet ittifakını oluşturan partilerle de görüşmelerle aktarmıştı Dolayısıyla bizim oradaki tespitlerimiz sonrasında Millet İttifakının hazırladığı işte güçlendirilmiş parlamenter sistem programına dair saptamalarını bir kez daha değerlendirmek ihtiyacı duyuldu çünkü ülkenin en temel sorunlarına dair ne çözüm önerileri getiriliyor meselesi çok önemliydi. Ee, bu açıdan e, koordinasyonumuz, demokrasi için birlik, meclisin saptamaları e, geçen günlerde kamuoyunda paylaşıldı. Yani e, tabii ki tek adam rejiminin sonlandırılması açısından e, bir parlamenter sistem önerisi e, kayda değer, kıymetli. E, ancak e, bunun hangi temel üzerinde yükseleceği meselesi, ekonomik, sosyal... Ülkenin çözüm bekleyen demokrasiye dair sorunları açısından buradaki yetmezliklerini tespit ettik. Bunları tekrardan paylaştık. Şimdi ülkenin en temel sorunu ekonomi meselesi ve burada getirilen çözüm önerileri son derece önemli. Bildiğiniz gibi yani sistem emme basma tulumbası gibi çalışıyor. Bir yanda büyüme var ama büyüyen tekeller, büyük sermaye. Öbür tarafta çok e, derinleşen, artan bir yoksullaşma var. E, şimdi bağımlı bir ekonomi, e, işte bu zam politikaları e, temel e, hizmetlerde, temel e, girdilerde, halkın tükettiklerinde gıda başta olmak üzere, akaryakıt başta olmak üzere bunlara dair e, olağanüstü fahiş artışlar, e, enflasyonun alıp başını gitmesi, işte %130'lar deniyor böyle daha da artacak Dolayısıyla bu süreçte karşı ne tür çözüm önerileri getiriliyor? Demokrasi için birlik ekonomide adalet kavramını kullandı. Yani e, gelir paylaşımında bir adaletsizlik var ve bu süreçte bu daha da derinleşti. Millet İttifakı e, bu açıdan getirdiği öneriler bu sistemi e, o açıdan e, aşacak e, halkı rahatlatacak e, düzenlemeler getirmiyor. Bir defa e, yani bu yoksulluk, işsizlik, e, yaşam yani geçinemiyoruz diye her yerde yapılan gösteriler sonrası e, buna dair getirilen öneriler açısından bir yetersizlik söz konusu. E, buna dair talepleri bir kez daha e, hatırlattık. Bunun dışında tabi e, memleketin en temel sorunu kürt sorunu, demokrasiye, barışa, ortak yaşama gelecekte bir yeni bir ...düzen inşa etmek açısından öncelikle bir arada yaşamın sorunlarını çözmek gerekiyor. Şimdi Millet İttifakı yani tek parti rejimini sonlandırmak, tek adam rejimi karşısında yeni bir ülke inşa etmek, yeni bir düzen diye çıktı ama... ...bunun şeylerine bakıldığında bu düzen pek yeni olmayacağı gözüküyor. Yani eskinin bir ölçüde yani parlamenter sistemdeki bir takım düzenlemeler... Ee, şimdi bakıyoruz seçim yasası da e, tartışılacak meclis, seçim yasası değişikliği hani barajları düşürmüş olmak e, ne temsilde adaleti sağlıyor e, ne de e, gerçekten bir eşitlik eşit temsiliyet daha doğrusu halk iradesinin parlamentoya yansıması açısından buradaki getirilen hani barajları düşürme yüzde %7 olması da %3 olsun demek bir şey ifade etmiyor yani ülkenin ee, aslında bizim ihtiyacımız e, yeni bir anayasa ve bu anayasayı oluşturacak bir kurucu meclis. Ama bu kurucu meclis gerçekten halk temsiliyetine, bugün halk kesimlerinin sadece siyasi partiler anlamında da değil, bütün kitle örgütlerinin, emek meslek örgütlerinin, inanç kurumlarının, bütün inisiyatiflerin, çevre aktivistlerinin yani böylesi bir temel üzerinde ancak yeni bir ülke, yeni bir düzen, rejim inşa edilebilir. Yoksa yani kısmi düzenlemeler var diyelim ki hani kayyum rejimine son vermek benzeri şey. Fakat bunların ekonomiyle olan bağlantısını özellikle de dış politikayla olan bağlantısını ve yurttaşlar üzerinde eşit yurttaşlık hem işte etnisite diye ifade edilen milliyetler açısından hem de inançlar açısından. Şimdi geçtiğimiz günlerde mecliste Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir Diyanet Akademisi adı altında bir düzenleme geçti. Ve bu muhalefet partileri sadece Millet İttifakı açısından da değil yani sol cenahta olan partiler de yani bu yasa geçerken hayırah bir tutum içerisinde olundu. İnançlar meselesi yani layık bir ülke olmanın gerektiği şekilde bir yaklaşım sergilenmedi bu süreçte. Ee, ve haklı olarak tabii Alevi inancından yurttaşlar ve onların örgütleri adeta isyan ettiler. Yani bu denli e, inançların e, istismar edildiği bir dönemde iktidarın daha da çok bu alanda ileri adımlar atması, yani ülke yönetimine din esaslı ve tabii ki kendi e, istedikleri e, şeyler doğrultusunda, hedefler doğrultusunda bir yeniden inşa kavramını yürütürken, e, muhalefetin, Millet İttifakı olsun onun dışında e, partiler olsun e, bu konuda e, ciddi bir tepki ve şey göstermemeleri işte oylamaya katılmayıp ya da çekimser davranıp e, bu ciddi bir zarar. Bunu neden yapmış olabilirler? E Çünkü bu konular e, şey konular gibi bakılıyor hassas konular buralara değindik mi biz yurttaş tarafından işte e, şey yanlış anlaşılırız kaygısı içerisinde bir ölçüde. Oysa ki yani gerçek laiklik inanma, inanmama tam bir vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü devletin bu alanda devletin dolayısıyla siyasetin ve eğitimin tabi okullarda siyasette ve eğitimde devletin tamamen bu alanın dışında tarafsız bir pozisyonda olması gerekir. Değil Diyanet İşleri Başkanlığı, değil Diyanet Akademisi bu alanda hiçbir örgütlenmeye, ve bunu destekleyen bir yapıya gitmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi e, bu dincilerle din yarışına girildiği zaman bunun kesin bir sonucu var. Kaybedersiniz. Tabii. Çünkü onlar kadar dini kullanamazsın. Layık kim diyorsun. Ama hem layık deyip hem de e, aman burası bilmem ne olur falan. E, mesela 12 Eylül bunu en iyi yapandı. Kenan Evren çıkıp ben imam oluyorum dedi. Benim babam dedi imamdır falan dedi. Sonra işte neler oldu ortaya çıktı. Şeyde. Yani Nazım Hocam şimdi tabii ki inançlar üzerinde kimsenin diyeceği bir şey yok. Bu tam bir özgürlük alanı olması gerek. Ama olmadığı kadar son 20 yıl siyasetin, iktidarın bu alanda toplumu örgütlemek ve bu şekilde dizayn etmeye dönük istismar ettiği hiç bir dönem olmadı. Şimdi e, bakın her gün kadınların öldürülmesinden şikayet ediyoruz değil mi? Kadın üzerindeki ayrımcılık, şiddet, cinayetler ve yargının buradaki şey tutumu, keza aynı şekilde buna yol veren bir ölçüde göz yuman, işte hafifletici nedenler, benzeri şeyler kullanan. E şimdi bunun arkasında yani bu e, din esaslı toplumu yönetmenin ciddi etkileri olduğunu düşünüyoruz yani. Dolayısıyla bir tutarlılık gerekiyor. Bu alanda e, devletin e, kesinlikle örgütlenmeye gitmemesi. Yani biz e, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yani iktidarın elinde bir e, araç olarak e, kullanıldığı sürece, Burada gerçekten bir laik düzenden söz etmek mümkün değil. Yani bu da benzer. Kürt sorununda dış politikada bakın. Şimdi Millet İttifakı'nın önemli bir zaafı da budur. Yani savaş şimdi yanı başımızda bir savaş yürütülüyor ve ülke NATO üyesi yani ara buluculuğa benzeri şeylere soyunuluyor gibi görünülüyor. Tarafsız kalınıyor işte ekonomik ambargo ve uygulamalara e, şeye katılınmıyor gibi görülüyor. Ama bakıldığında yani savaş tehdidi sadece Avrupa'yı, dünyayı değil, başta hemen yanı başımızda süren bu savaş bizi tehdit ediyor. Silahlanma yarışı aynı şekilde, yani buralarda Millet İttifakı mevcut iktidar partisinden, blokundan, AKP, MHP'den çok farklı bir siyaset izlediğini söylemek mümkün değil. Yani memleketin hem ekonomik anlamda bağımlılığı hem de siyasi ilişkiler, dış politika anlamında bağımlılığı, bunlar ciddi problemler. Yani sadece millet İttifakı'nı oluşturan güçlerin büyük ölçüde hani sağ partiler olması değil programları itibariyle ve ortak hazırladıkları program itibariyle tek hani alameti farikası Erdoğan rejimine karşı bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmak. Ve bir takım parlamenter sistemde, meclisin iç süzüğünde düzenlemeler getirmek. Ama bunun yetersiz olduğu özellikle de yani bugün halkın en temel geçim meselesi, inançlar meselesi, eşit yurttaşlık meselesi ve tabii ki bu bağımlılık ilişkilerinden kurtulması açısından Ciddi eksiklikler taşıyor. Peki şimdi bir e, erken seçim yok, erken seçim yok diyorlar ama bir yandan da erken seçimin işaretleri var. Yasa çıktı, İşte dün Erdoğan şey dedi, e, asgari ücreti yeniden değerlendirebiliriz dedi. E, çiftçilere destek verebiliriz dedi. Bunlar hep işte erken olası erken seçim için, belki bir yıldırım seçim. Burada demokrasi için birlik gerek e, sizin... E, yönetiminde olduğunuz emek partisi açısından. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrınız ne olur? Şimdi Nazım Hocam, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi yani yeni bir seçime giderken bir defa e, Erdoğan iktidarı bu seçimi tamamen kendi istediği koşullarda yapmak üzere hazırlık yapıyor. E, yani e, şimdi evet bu ekonomiyle ne kadar gidebilir? Yani işte akaryakıt, ...karım ürünleri... E, ...ulaşım, elektrik faturaları... ...yani geçim... ...şimdi asgari ücret artırıldı... ...yüzde 50 şeyinde... ...oranında büyük artışlandı ama o eridi gitti. Şubat ayından itibaren... ...o para zaten... ...pul oldu gitti. Yani bu koşullarda... ...böyle sürdürülememesi... ...çok anlaşılır bir durum. Seçim kendini dayatıyor. Ama bu seçimin... ...kurallar, demokratik düzen... E, ...ve normal bir süreçte olmayacağı çok açık. Yani olup olmayacağı da çok açık. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı sistemi e, son derece eşitsiz, e, adaletsiz e, iktidara büyük imkanlar sunuyor ve tepe tepe kullanıyor. Yani Cumhurbaşkanı e, bu hazırlanan değişiklikte de, kendisine aynı şekilde başkaları devlet imkanlarını kullanamazken kullanacağı bir düzenleme getiriyor. Şimdi bu eşit olmayan koşullarda olağanüstü olacak koşullarda bir seçim şeyinde sisteminde tabii ki bu tek parti tek adam rejiminin getirdiği kötülüklerden kurtulmak bu rejimi sonlandırmak öncelikli görev. Buna uygun bir taktik bir tutum içerisinde, bir taraf içerisinde olunacak. Yani iktidar bloğu karşısında bu cumhurbaşkanlığı sistemini sonlandırmaya dönük. Fakat bu tabi yetmeyecek. Şimdi getirilen düzenlemelere bakıldığında mecliste vekil, milletvekili çoğunluğunu ...elde etmeye dönük bir takım şeyler de var. Yani baraj düşüyor ama barajın %7'ye düşmesinin... ...sadece MHP açısından bir anlam teşkil ettiği çok açık. Yani büyük partiler olsun, ittifaklar bölünsün... ...ittifak içerisindeki küçük partiler e, bu şeye tabi kılsın... ...istedikleri gibi hareket etmesinler hesapları yapılıyor. Ve en önemlisi tabii il ve ilçe seçim kurullarına iktidar tarafı durumundaki olan yargı mensuplarının şey denetimi getiriliyor çok açık kural sistemini getirmek demek oraya o şekilde bir müdahale yani bu açıdan iktidar istediği gibi oynayabileceği ve istediği koşullarda bir seçime götüreceği açık yani burada yapılacak şey tek şey bunu beklememek Tabii ki yani bu seçim yasası geçse de bir şey çözemezler yine gidecekler demek. Bu bir şey değil. Yani dün olduğu gibi habire Dubakali ne olacak hallerindeyiz. İzlemek, beklemek ama her şeye rağmen biz kazanacağız demek. Bunun bir karşılığı yok. Mesela e, Cumhurba şey anayasa değişiklik referandumunda arkası mühürsüz pusulalar. Anayaka, tabii anayasaya yaka, aykırı, yasaya da aykırı ve e, saat 16'da AKP'liler bir bakkal defteri gibi dilekçe verdiler. Yüksek, Yüksek Seçim, seçim Kurulu 20 dakika sonra kabul etti bunu. Mesela bu seçim aslında kabul edilmemesi tabii, gereken tabii, bir seçim. Tabii yani. referandum sonuçları ama atı Üsküdar'ı geçti. Dolayısıyla yani bugün e, hakları gasp edilen seçme seçilme hakkı da başta olmak üzere halk kesimleri buna tepki duyuyor ama bu tepkinin örgütlü bir şekilde demokratik esaslarla iktidara yansıtılması lazım. İşte Millet İttifakı muhalefeti bu açıdan son derece pasif. ama her şeye rağmen biz tedbirlerimizi alıyoruz. Seçim kurullarında yöneticilerimiz var. Dinliyoruz şimdi bu CHP benzeri şey partilerin temsilcileri konuştuğunda ne yaparlarsa yapsınlar boşuna. Bu iktidar gidici. Şimdi iktidar evet halk rızasını büyük ölçüde kaybetti ama yani bakıldığında bütün kötülükleri beklediğiniz, sıf iktidarda kalmak için, halka hesap vermemek için, işlenen yolsuzluklarından, istismara, işte bütün kazanılmış hakların yok edilmesinden bakıldığında bütün insanlık suçlarına diyeceğimiz, savaş suçlarına diyeceğimiz topluma hesap vermesi gereken iktidar bundan kurtulmak için elinden geleni yapacak elbette. Ama bu şu değil tabii ki. Halkın desteğini almamış, seçimlerden, sandıklardan çıkmamış bir iktidarın her şeye rağmen orada kalması da mümkün değil tabii ki. Yani bu açıdan elbette iktidarın kaybettiği çok şey var. Erdoğan rejiminin e, halk desteği açısından kaybettiği çok şey var. Ama sonuç itibariyle yerine gelecek olanın da bir örgütlü ve mücadele üzerinde yükselen demokratik haklar için Kendini gösteren işçisi, kadını, üretici köylüsü, çevresi. Şimdi zeytinlikler diyelim ki zeytinlikler yok ediliyor yerine işte maden çıkartacağız benzeri yasal düzenlemeler. Her yerde protestolar var. Ama bir yandan yasa yürürlüğe giriyor, oralar tahrip ediliyor, santraller devreye giriyor. E, halkın kazanılmış hakları ve geleceği orada çökertiliyor. E, şimdi bunu eleştirmiş olmak Yetmez. Yetmez. Bir şey lazım. Bunun, bunun, top, yani sahada, alanda hakikaten bu iktidardan kurtulmak, bu iktidarla hesaplaşmak, hakları geri almak ve yeni bir rejim inşa etmek için böyle bir dinamizm içerisinde bu süreci karşılamak gerekiyor. Partimizin ve demokrasi için birlik e, bileşenlerinin, bu çalışmayı oluşturanların böyle bir tutumu olacak bu süreç içerisinde. Biraz da demokrasi için birliğin e, demografisinden bahsedelim. E, kimler var biz biliyoruz ama izleyicilerimize bir hatırlatalım. Demokrasi birlik çok geniş bir evet, e, yer. Evet neredeyse tabii 6 yıl olacak. Yani o zaman gelmekte olan bu başkanlık rejimine karşı, sürmekte olan savaşa karşı ve aynı bugün konuştuğumuz e, yani inançların istismarına karşı layık bir toplum için. Yani demokrasi... Barış, laiklik için ve böyle bir tek parti rejimin önlenmesi için bir adım attık. Sadece siyasi partiler değil, yani işte emek meslek örgütleri, tabii ki ülkede bu şekilde barışın ve halkın safında olan aydınların, akademisyenlerin, sanatçıların olduğu bir tarafıyla örgütlü yapılar, bir tarafıyla bağımsız bireylerin bir arada olduğu bir platform. Ee, ve bu platform işte referandumda hayır dedi, başkanlık rejimine hayır dedi. Bu Kürt sorunundaki savaşçı siyasete demokratik, e, müzakereye dayalı, barışçıl bir eşit haklara dayalı, eşit temsiliyete dayalı çözüm dedi. Ee, i̇şte ülkenin demokratikleşmesine dair temel meselelerde konferanslar düzenledik. Onların sonuçlarını paylaştık. Ee, bugün tabii yeni ittifaklar, yeni bloklar söz konusu. İşte Cumhur İttifakı ve onun kastı oluşan Millet İttifakı dışında bir üçüncü bir seçenek oluşturmaya dönük işte bir araya gelen partiler ve siyasi çevreler var. Demokrasi için birlik bu konuda bir halkçı seçenek oluşsun. Yani bütün bu gelişmeler karşısında ülkenin temel meselelerinin çözümü yani dediğimiz gibi bir arada yaşam, dış politikada bağımsızlık savaşa silahlanmaya karşı bu bütçenin, bu halkın birikimlerinin sağlığa, eğitime ayrılması, yoksulluğun giderilmesi, bu paylaşımda adil bir paylaşımın olması gibi yaklaşımları savundu. Ve işte en son çalışmalarımız her ayın ikinci perşembesinde bir demokrasi kürsüsü kuruluyor. Önce bu yoksullaşmaya, zamlara karşı bir açıklama oldu geçtiğimiz aylarda. Sonra 8 Mart haftasına denk gelen süreçte kadın üzerindeki eşitsizliğe, şiddete, cinayetlere, ayrımcılığa karşı 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü'ne denk düşen bir kürsü kuruldu. Bu çalışmalar bu şekilde böyle devam ediyor. Ve biz e, en geniş temsiliyeti oluşturmaya dönük mecliste e, aylık e, toplantılarımızla çağrılarımızı sürdürüyoruz. Kimler yani, varsa bu üçüncü yol üçüncü e, ittifak içerisinde onları da bir hatırlatalım. Şimdi tabii e, tam bu, oluşmadı herhalde. De tam değil değil onlar mi? yani şöyle ittifak derken aslında bu süreç bu gidişat karşısında yani bir tarafıyla ekonomik çözülme yok oluş öbür tarafıyla hala işte e, saldırılar operasyonlar sürüyor. İşte kadınlara saldırılıyor, nevroz kutlamaları yapıldı diyelim ki bir ulusal bayram olarak kardeşlik barış bayramı olarak. Fakat e, hem Diyarbakır'da hem İstanbul'da güçlü kutlamalar yapıldı. E, i̇nsanlar e, daha sonrasında işte renkleri, sloganları, giydikleri kıyafetleri nedeniyle gözaltına alınmalar, operasyonlar başladı. Yani bu şekilde bir süreç devam ediyor. Bunun karşısında tabii ki gerçekten ülkede demokrasiyi inşa edecek, barışı inşa edecek güçlerin bir araya gelmesi. Bu meclisteki partiler, meclis dışındaki partiler, Emek Partisi de bu çalışmaların içerisinde, HDP... Tip gibi meclis olan partiler var. Onun dışında e, hem HDP bileşeni olan partiler, e, hem de e, Halk Evi, Toplumsal Özgürlük Partisi, işte Sosyalist Meclisler Federasyonu gibi e, siyasi çevreler bir araya geldiler, görüşüyorlar. Bu bir seçim ittifakı olmaktan öte. Bugünkü sorunlar, bugünkü haklar ve özgürlükler için alanlarda olalım. Birlikte sesimizi yükseltelim ee, çalışmasını aralarında konuşan bir e, koordine eden çalışma durumundalar. Kamuoyuna yaptıkları deklarasyonda bu yöndeydi. Demokrasi için birlikte bu daha geniş bir zeminde ilerlesin diye o yönde çağrılar ve e, tespitlerde bulunuyoruz. Yani e, şimdi bugün e, bu gidişatın karşısında en çok mağdur olmuş kesimler, işçiler... Kamu emekçileri, üretici köylüler bunların örgütlü güçleri var. Koca koca konfederasyonlar var. Ee, tabipler birliği gibi, e, mimar mühendis odaları birliği gibi hem ülkenin sağlık meseleleri konusunda hem ülkenin çevre meseleleri konusunda. Bütün bu alanlarda e, talebi olan, sözü olan kesimlerin e, bir araya gelip e, bu sürece müdahale etmesi gerekiyor tabi. Yani geçtiğimiz günlerde 14 Mart tıp haftasında e, sağlıkçılar ülkenin e, bu e, hani sağlıksız ortamında diyelim pandemiyle, krizle, savaş ortamıyla birlikte katlanmış sorunları karşısında hem kendi taleplerini hem de ülkenin sağlık sorunları doğrultusunda grevleri gerçekleşti. E, mesele sadece bir sağlıkçılara şiddet meselesi değil ya da sağlıkçıların 5 bin lira değil de şu kadar lira alsın meselesinden öte yani diyorlar ki biz 5 dakikada hasta teşhis edemeyiz, tedavi edemeyiz, gerçekten bir sağlık hizmeti sunamayız. Şehir hastaneleri gibi bir bela var yani şimdi e, müteahhitler kazansın diye yap işlet devret kamu özel işbirliği benzeri modellerle hortumlama çok açık emme basma tulumbası gibi çalışan, birilerinin kayrıldığı bir sistem söz konusu. Sağlığı e, yani getirdikleri nokta bu. Bunlara karşı itirazlar alanlarda ifade ediliyor. Dolayısıyla bütün bu kesimlerin sadece siyasi partiler olarak değil, biz demokrasi için birlik olarak hep buna işaret ettik. Toplumda e, bu gidişatın değişmesinden yana sözü olan bütün kesimlerin yan yana gelmesi, bu yönde e, çağrılarımız olacak bu süreçte de. Şimdi e, bir kısa ara verelim. Biz devam edeceğiz sizle. Sevgili izleyiciler, evet Levent Tüzel'le e, konukluğu devam ediyor. Kısa bir Türkiye'de neler oldu onlara bakalım. Sonra bizim anmalarımız var. Daha sonra Levent Tüzel'le yine devam edeceğiz. Güzel abi, güzel bir poz de Harbi güzel bir poz

Emniyet Genel Müdürlüğü gazeteci Hrant Dink suikastında katil zanlısı o gün Samas'ta hem cinayetten önce hem de sonra mali ve lojistik destek veren firari sanık Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Açıklamada İskender'in Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na iade başvurusu yapıldığı ve Türkiye'ye iade talebinde bulunulduğu belirtildi. Ahmet İskender'in 26 Şubat'ta Kırgızistan polisi tarafından gözaltına alındığı vurgulandı. Şahıs 26 Mart'ta Interpol Europol Daire Başkanlığı ve terörle mücadele personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir ifadelerine yer verildi. Ahmet İskender o gün Samast'ın cinayeti işlediği silahı saklamak, cinayetin ardından para yardımında bulunmak, iletişim sağlamak suçlarından 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası almıştı. İskender çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Birnoğlu T tipi cezaevine teslim edildi. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki seçmenin eğilimini araştırdı. Rapor, 4-8 Mart arasında iki bölgedeki 16 kentte 1505 hanede yüz yüze yapılan anketlerle hazırlandı. Çalışmada bölge seçmeninin siyasi tercihlerini belirleyen etkenler ölçüldü. Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu sizce nedir sorusuna katılımcıların %76,3'ü ekonomik kriz, işsizlik yanıtını verdi. İkinci öncelikli sorun olarak %17,4 oranında Kürt sorunu, üçüncü öncelikli sorun olaraksa %17 ile eğitim sistemi diyenler öne çıktı. Erken bir genel seçime gidilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise 64,9. Ankete katılanlar arasında HDP'nin kapatılacağını düşünenlerin oranı yüzde %13,7. %47,8 ise kapatılmayacağını düşünüyor. Araştırmaya katılanların üçte biri, altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş programı için bir araya gelmesini olumlu buluyor. Olumsuz bulanların oranı yüzde 15,9. Bu konuda kararsız olanların oranı ise yüzde 37,8. Katılımcıların yüzde 36,6'sı altılı ittifakta HDP'nin bulunmamasını olumsuz buluyor. Bu pazar iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi oy verirsiniz sorusunda üç farklı adayla karşılaştırılan Recep Tayyip Erdoğan, üç seçenekte de yüzde yirmiyi geçemedi. Erdoğan karşısında en yüksek oyu Ekrem İmamoğlu alırken Mansur Yavaş ikinci, Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü oldu. Devlet Malzeme Ofisi tarafından Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı doğrultusunda iki farklı ihale ilanı verildi. İlk ihale yalnızca oy verme kabini içindi. İhale 60 günde teslim şartıyla açıldı. İkinci ihale ise kırtasiye malzemesi adıyla yayımlandı. 12 kalemden oluşan ihaleye göre ıstampa süngeri, ıstampa mürekkebi, mühür kartuşu, çubuk mühür mumu ve yumak kendir ip alınacak. 180 günde teslim süresi belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2018'de de seçimden yalnızca birkaç ay önce sadece mühür mumu için ihaleye çıkmıştı. İktidarın erken seçim yok söylemine karşın Devlet Malzeme Ofisi'nin bu ihalesi Ankara kulislerinde baskın seçim hazırlığı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Son dönemlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış ve tören sayısının artması, AKP'de aktif çalışma yürüten isimlerle vefa toplantıları gerçekleştirmesi, iktidarın ayrıca sağlıkta şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele yasası gibi çalışmalarda rol oynaması, iktidarın baskın seçimi hazırlandığı iddialarını gündeme getiriyor. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin hali böyleydi. Bugün 28 Mart, 28 Mart Gence Erkal'ın 84. doğum günü, 38 doğumlu Gence Erkal hala 20'li yaşlardan beri çıktığı yerde duruyor bir abide gibi. Politik olarak da yeri hiçbir zaman değişmedi genci Arkalın doğum gününü de kutlayalım buradan. İyi ki var diyelim. Evet bir başka doğum günü de Mustafa Eremektar. Kısaca Mıstık. O 92 yaşında ama aramızdan ayrıldı. Mustafa Eremektar Mıstık abimiz bizim. Mıstık diye karikatür çiziyordu. Türkiye'nin 50 kuşağının önemli isimlerinden biri de e, Mıstık idi. Evet. Onun da doğum gününü kutluyoruz. Erken ayrıldı aramızdan ama e, her zaman hatırlıyoruz ve e, saygıyla selamlıyoruz kendisini. Evet sevgili izleyiciler. E, Türkiye'de ceza cezaevleri denince akla gelen e, ikinci ikinci birinci ikinci isim Demirtaş ve Osman Kavala tutukluluğu bugün 1609. gününde ee, Osman Kavala onu içeride tutan ise <laughs> sadece bir kişinin e, kişisel kiini önceki gün nasıl beslendiğini açıkladı ee, Hazret onu izleyelim Ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu içinde tabi manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Var. Ha, manda yoğurdu hakikaten kalitedir. Çok iyidir. İki onun içine şöyle medine hurması doğrarım üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüğü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Ne kadar güzel. Tam böyle cami avlularında ihtiyarların oturup kendi aralarında dertleştikleri muhabbet gibi ve bir şey zannediyor. Ötekiler de onu öyle dinliyorlar. Biz Levent Rüzel'e dönelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Yani bu tabi topluma yabancılaşmanın, halktan uzaklaşmanın yani bir saray rejimi deniyor ya sarayda yaşamanın sadece tekerlere, büyük sermaye hizmet etmenin varacağı nokta. Cumhurbaşkanı böyle, kabinesi böyle, bakan nebati gözlerindeki ışıltıdan söz ediyor. Ama ardından söylediği şey yani tam bir zengin politikacısı olduğunu itiraf ediyor. İşte Türk lirası korkmayın bundan daha en düşük değerde, en düşük noktasında daha da düşmez. Ama öbür taraftan da ekonomiyi kurtardık ardı sıra işte bayrak ezan işte bayrak yemez, ezan susmaz ama milyonlarca insan gerçekten başta gençlik olmak üzere e, ciddi bir gelecek problemi yaşıyor cumhurbaşkanının sağlığı sıhhati yemesi içmesi bir hanedanlık sistemi olarak belki de e, bunlar hepsi yolunda gidebilir ama e, gerçekten bugün evine ekmek götürme e, derdinde olan tasasında olan işini kaybetmekte olan, bakın geçen gün ziyaret ettim, 110 işçi bu Xiaomi Salkon fabrikasında telefon üreten Çinli, Çin ortaklı bir fabrikada 110 işçi atıldı. Ne gerekçe? Daralma, ekonomide küçülme, işte savaş var benzeri gerekçelerle. Oysa ki bunlar daha geçtiğimiz günlerde 1 milyon telefon üretmişler. Tam bir hadadi düzeni teşvikle. Devletten teşvik alırlar eee işte KDV istisnası alırlar, gümrük vergisi istisnası alırlar. Sigorta prim yani işçi eee primini konusunda işsizlik e, fonundan destek alırlar. Her tür teşvik destek. E, ama öbür tarafta da yine işsizlik, işten atmalar bunlar e, karşı karşıya. Dolayısıyla e, birileri zenginleşiyor. Hakikaten tekeller büyüyor. Sermaye sistemi yürüyor. E, onun başındaki işte Cumhurbaşkanı gibi siyasetçiler de manda yoğurdu da yer. E, sağlıklı da yaşar. Uzun ömürler e, sürer. Ama öbür taraftan e, işte sağlık sisteminin geldiği nokta. insanlar e, yani bu çevre felaketleri, kanseriyle, e, iş cinayetleriyle ee, bir huzurlu bir hayat sürdüremeden göçer giderler. Yani bu eşitsizliği tabii ki gidermek gerekiyor. Onun için sermaye karşıtı, tekel karşıtı bağımsız, gerçekten demokratik yani e, 70'li yıllarda ülkemizin gençlik hareketinin temsilcilerinin söylediği gibi tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir ülke. Hala bugün ülkenin en temel meselesi Sorun. olarak önümüzde duruyor. Bu eşitsizlikleri gidermek bütün bizim gayemizde tabii ki. Peki, e, esas mesele e, olarak işaret ediyorsunuz Kürt sorunu. E, bu altılı ittifak bu konuda hiçbir planı var mı? Bir, ikincisi de bizim şimdi yar bugün bu Kobena davası. Bugün Kobena davası var. Yani bu da zorlama bir dava. Tıpkı HDP'nin kapatılması davası gibi. Ee, değil Kürt sorunu da çözüm e, Kürt halkının demokrasi demokratik muhalefetini etkisizleştirmek için e, çok planlı bir siyasi saldırı aslında bu davalar siyasallaşmış davalar yani o dönemde biz de parlamentodaydık milletvekiliydik işte biliyorsunuz e, Rojava düştü düşecek benzeri işte orada işitçilere yol veren bir siyaset karşısında toplumsal bir tepkinin e, her yerde baş göstermesiydi ama. E, bu paramiliter güçler bir takım e, organizasyonlarla e, Kırım'a dönüştü. 52 yurttaş ve çoğu HDP üyesi hayatını kaybetmişti. Ve bu işte e, bu, bu, daha sonra yıllar sonrasında işte bunu HDP kışkırttı. İşte Selahattin Demirtaş çağrı yaptı benzeri şeylerle bunu bir davaya dönüştürüldü. O dönemde iç güvenlik yasası mecliste çıkartıldı. Yani bu türden toplumsal demokratik tepkilerin bastırılmasına dönük. Şimdi bu bir e, hesaplaşmaya dönüştürülmüş durumda e, ve bütün oradaki yaşanan acıların, ölen insanların faturası HDP yöneticilerine çıkartılmak isteniyor ve bu dava aynı zamanda HDP'nin kapatılmasının da bir e, dayanağı yapılmak isteniyor. E, fakat deliller açısından bakıldığında olan bitenler, o, o günleri yaşamışlar açısından, tanıklıklar açısından da bakıldığında e, tamamen bunun e, devlet organizasyonu ve bir takım yani silah kullananlardan tutalım da orada ölümlere yol açan şeylerde e, bütün bu hareketleri e, manipüle etmenin e, planlı bir o, operasyon olduğu görülüyor. E, dolayısıyla o davanın iddianamesini kabul eden Hakimin de bugün gözaltında olduğu ve oradaki hukuksuzluklar da tartışılıyor. Şimdi bugün avukatlar ve Kobane davasının sanıkları siyasetçiler bunları deşifre edecekler. Kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla. Yargı tamamen siyasallaşmış bir yargı ve iktidarın sopasına dönüşmüş durumda. Ve esas itibariyle demokratik muhalefeti bastırmaya, susturmaya dönük... Ee, bu iktidarın bir şeyi de aslında alameti farikası da şu, bu olmuş durumda. Yani e, darbe fırsata dönüştürüldü, bugün savaş fırsata dönüştürülüyor. Her şeyiyle kendi taraftarı durumunda olmuş, geçmişte AKP teşkilatlarında görev yapmış hukukçular bugün ağır ceza reisleri, yargıçları olarak ilçe başkanları bile vardı. İlçe başkanları bugün e, insanları yargılıyorlar görüşlerinden dolayı, aldıkları tutumdan ve söyledikleri sözlerden dolayı Tabi bu kabul edilebilir bir durum değil. E, fakat o çark dönüyor. Cezaevleri dediniz. Evet. Selahattin Demirtaş, e, Osman, Osman Kavala. Kavala'dan söz ettiniz. Yani sadece onlar değil. Aysel Tuğlu bir kez daha burada hatırlatalım çok açık ağır sağlık problemleri yaşamasına rağmen o örnek bir isim tanındığı bilindiği için ama bilinmeyen yüzlerce insan ağır hasta, kanser hastası, benzeri yani e, belki de yaşamın sonlanmasına çok az bir süre kalmış insanlar raporlara rağmen o cezaevi koşulları altında tutuluyorlar. Her yani büyük bir adaletsizlik, büyük bir e, sorun olarak ortada duruyor hala. Bir de şey de var infaz yakma gibi mesela 20 yılı 30 yılı aşmış insanlar cezaevinde işte tutuklu Disiplinsizlik yaptılar diye işte tahliye edilmiyor. Edilmiyorlar. Evet şey ve infaz yakıyoruz diyorlar. İnfaz, i̇nfaz yakıyoruz diyorlar. Mesela bu da yeni Büyük bir çıkıyor. vicdansızlık, acımasızlık gerçekten o kadar uzun süreler yakmış insanları. Yok işte bir şeye itiraz etti, disiplinsizlik yaptı diye keyfek eder suçlarla infazları yanabiliyor ve şartlı salıverilme hakları ellerinden alınıyor. Yani yığınla sorun var. Bunlar hep tabi demokratikleşmenin sancıları, problemleri. Yani o açıdan hukuk gerçekten olağanüstü bir şey. Şen Yaşar ailesinin Urfa'da yaşadıkları evet. dram. Bugün yine haberlerde var o Konya'da Konya'daki işlenen toplu katliamı katlettiler. katlettiler. Yani buna benzer e, arkasında e, işte bir takım e, devlet tarafından koruma altına alınmış ve cezasızlık politikalarıyla e, korunan e, bu türden siyasi davalar işte arada haber olarak verdim Hrant Dink cinayetindeki e, sanıklara karşı muameleler açısından da bakıldığında. E, yığınla problemi e, saymak e, mümkün. Evet. E, bir de son günlerde bir şey daha var. Biraz önce özetlerde Örant e, Dink'in katillerinden birinin daha yakalandığı söylendi. E, İmamoğluna yönelik bir suikast ihbarı cezaevinden çıktı. Bu şeyin e, Osman Yıldırım. E, Cumhuriyete bomba atılan, atılan bombaların faili cezaevinden çıktı. Cezaevi müdürü gördü mektubu. Sonra savcıya verdi. Savcı da gördü. Sonra İstanbul Belediyesi'ne yollandı. Şimdi Cumhuriyet Savcısı bir suikast ihbarı cezaevinden çıkıyor ve hiçbir soru sormadan e, yolluyor. Daha sonra özetliyorum. E, büyükşehir valiliğe yollamış. Valilikte emniyete Emniyetten de geri dönüp herhangi bir şey yapılmamış. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın, toplum yani hale yola sokulmak için toplumsal itirazlar, toplumsal mücadeleler, demokrasi, barış, hak istekleri bir terör korkuluğuyla ve devlet şeyleriyle tehditleriyle bastırılmak isteniyor. Bu ülke ana muhalefet lideri pozisyonundaki bir siyasetçinin toplumsal linçle karşı karşıya bırakıldığı sahneler yaşadı. Bırakın onu yani şeye İmamoğlu'na suikast haberleri benzeri şey. Yani Bahçeli, Devlet Bahçeli yaptığı kürsüden şey Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor, siyasetçileri tehdit edebiliyor. Dolayısıyla bunlar yani Hadi siyasetçileri bıraktık. Mafya liderleri tehdit etti. Çakıcısı, Peker'i, benzeri. Bunlar mektuplar yazdılar. Siyasetçilere tehdit ettiler. Ne oldu? Karşılığı ne oldu? Hiçbir şey yok. Bu ülkede bunlar yaşandı da. Yaşam, tarihimizde de var. Yani siyasi suikastler, saldırılar. Ve böyle bir kaotik ortamın hala ihtimal dahilinde olması bir tarafıyla toplumun işte dediğimiz gibi ayar vermek için, dizayn etmek için, susturmak için ve oradaki arayışları, sesleri bastırmak için kullanıla geldi. Böyle de şey yapılıyor, bunlara verilecek en iyi yanıt, Bakın seçim güvenliğini konuşuyoruz. Bu türden adaletsiz uygulamalar hepsinin aslında şeysi toplumsal bir dinamizmle bunlara yanıt vermektir. Yani güçlü Biz kitle kitle, eylemleri. kitle eylemleriyle, demokratik protestolarla, örgütlü hareketlerle bütün toplumsal kesimlerin buna olabildiğince güçlü bir şekilde e, yanıt vermesiyle bu türden tezgahlar, bu türden oyunlar, bu türden tertipleri bozmak gerçek anlamıyla bunların önünü kesmek böyle bir birlikte bir yanıt vermeyle dayanışmayla mümkün yoksa hani e, bunlar olmaz bunlara yapamazlar edemezler güçleri yetmez vesaire diyerek e, ya da sessizce e, izleyerek olmaz yani biz bunu referandum sürecinde işte yaşadık canlı yaşadık müdahaleleri benzeri şeyleri Dolayısıyla bunların olmamasının önüne geçmenin tek şeysi halkın kendi temsilcilerine, kendi iradesine, e, siyasi haklarına sahip çıkmasıdır. Evet. Tek çıkış yolu bu olsa gerek. Peki e, Levent Tüzel çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. E, izleyicilerimiz de ilgiyle izlediler. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz e, için. Bu e, çağrılar çok önemli. E, son bir dakika içindeyiz. E, son söz yine konu. Şimdi e, e, teşekkür ediyorum tekrar. E, bakın e, son 2-3 yıla baktığımızda ekonomik kriz ardı sıra hala etkileri devam eden pandemi ve son bir ayı geride bırakmış yanı başımızdaki savaş. Yani yeni dünya düzeni dediler ama Yeni dünya düzeni dedikleri aslında bir düzensizlik. Hiçbir şey insanlığa vermediler. İnsanlığa kırımlar, hastalıklar, savaşlar, adaletsizlik, birçok haksızlıkları dayattılar. Şimdi bunun başında kapitalist bir sistem var. Emperyalist hegemonyacı bir kamplaşma söz konusu. Türkiye burada nasıl rol alabilir? Türkiye burada nasıl bir tutum alabilir? Bunların bir yanında olmak ya da bir yana kalmak Aman bize dokunmasın biz kendi yağımızla böyle olmaz. Yani burada halkın gücüne dayanarak ve dayanışma içerisinde öncelikle barış demek lazım. Öncelikle bu savaşlara karşı çıkmak, silahlanmaya karşı çıkmak, NATO benzeri türdeki pakların, askeri anlaşmaların dışında kalmak. Yani böyle bir politika izlediğimiz ölçüde ancak bu savaşın etkilerinden kurtulabiliriz. Yani yoksa bu kamplaşmalar, bu savaş ortamları bugün Ukrayna üzerinde sürüyor görünse de dünyanın her yerinde aslında bu potansiyel taşıyor. Dolayısıyla halkçı bir yönetim, demokratik bir yönetim ve bunun yolunda biz bu seçim süreçlerini önümüzdeki dönemde böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Önce barış, önce önce dayanışma ve kardeşlik diyoruz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Barışın ne kadar önemli olduğu, savaşa karşı çıkmanın ne kadar değerli olduğu bu savaşta açık olarak görüldü. Ukrayna'nın mayınları da sarı yerde bulunmuş şu anda. Yani. yani büyük bir facia olabilir, yolcu gemileri oralara toslayabilir. Onun için sözleriniz çok değerli. Savaşa karşı çıkmak, barış mücadelesi vermek her zaman önemli. Sevgili izleyiciler, bugün e, Levent Tüzel... E, Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi, siyasetçi dostumuz, bizim konuğumuzdu. Programımızı Mizgin Yılmaz, Müjgan Korkmaz, Ufuk Dağışan, Yusuf Çakmak, Mehmet Kızıl, Olcay Kızılpınar, Sertat Çelik ve yönetmenimiz Gökhan Perçemli ile birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.